Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler, Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bu sabah çok özel bir konuya özel bir konuk çağırdım. Sağ olsun beni kırmadı. Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte. Altın deyince yani bu piyasalarda, İstanbul'da, Kapalı Çarşı'da altın dediğiniz anda ilk akla gelen isim Mehmet Ali Bey. Sizi yazılarınızdan biliyoruz. Ondan sonra televizyonlarda, özellikle ana haberlerde ne zaman altında bir şey olsa direkt mikrofon size yöneltiliyor. Ve herhalde tanımayan da yok sizi. Teşekkür ederim. Bugün biraz altın ağırlıklı gideceğiz. Yani ama altına geçmeden önce de genel dünyadaki koşulları siz daha yakından izliyorsunuz. Hele ki ben şeyi çok merak ediyorum. O Tahtakale'de, Kapalı Çarşı'da hani böyle bir o anında gürültüler falan oluyor böyle, evet. Değil mi? Evet. Müthiş bir heyecan artıyor. Evet. Adeta böyle FX piyasalarının diyeyim veya altın piyasalarının böyle bir kalbi varsa, evet. Türkiye'de atan kalbi orası, değil mi? Evet, aynen öyle hocam. Yani böyle inanılmaz bir heyecan var. Evet. Adrenalin yükselebiliyor. Evet. Fakat bir türlü anlayamadığım bir şey var. Oraya ben bir defa gittim. Yani o işlemler olurken. Evet. Ortada ne bir elektronik platform var, ne bir senet var, evet. Ne bir kağıt var. Evet. Adam sadece diyor ki tamam 500 kilo altını aldım diyor. Evet. Bitti. İş bitiyor. İş bitiyor. Evet. Ya nasıl bir sistem vardır da orada? Böyle inanılmaz bir insanlar bu kadar bir büyük güven nasıl oluşturulabiliyor? Bu inanın tezlere konu olacak bir şey. Doğru. Yani... birçok mesela master yapan arkadaşlar bana sorar, hocam ben tez yapacağım ne yapayım diye. Bir tanesine söylemiştim, ya git Tahtakale'de bu güven ortamı nasıl kurulmuş, nasıl insanlar bir sözde kilolarca tonlarca altını dövizi alıp satabiliyorlar. Onu da merak ediyorum. Onlara da gireceğiz ve altının gelecekteki yönünü de gireceğiz, ama onun öncesinde şöyle sizin gözünüzden şöyle bir dünyayı bir dünyanın bir resmini almak istiyorum. O resim nasıl bir resim? Aynı resmi mi görüyoruz? Böyle biraz şeytanın avukatlığını da yaparak şey yapacağım. Dün Kaan vardı burada, Kaan Sarıaydın. Evet. Kaan Sarıaydın'la beraber bayağı birbirimizi de gazlayarak dünyadaki gidişatın pek de iyi olmadığını söyledik. Bugün benim yazımın başlığı da bas bas peraları Leyla'ya. Fed, hani Fed para basacak diye. Doğru. Yani şimdi Fed para basacak. Evet. Ve hani endorfin hormonu vardır. Davranışsal finans ilminde, evet. Özel deneyler yapılmıştır. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir odaya yatırımcıları koyuyorlar. Evet. Diğer bir odaya da yatırımcılar. Yani seans salonu gibi. Yatırımcılar farkında değil yalnız. Evet. Odanın bir tanesine endorfin hormonu sıkıyorlar. Hı-hı. Endorfin gazı sıkıyorlar. Bu endorfin biz normalde uyuduğumuzda vücutta ortaya çıkan, acayip neşeli ve mutlu hissettiren, evet. Stresi tamamıyla sıfırlayan bir hormon. Evet. Ve onlar farkında değil, iki ay işlem yapıyorlar. Evet. Endorfin hormonu olanlarla diğer olmayanlar arasındaki getiri farklarına bakıyorlar. Evet. Endorfin hormonu alıp stres yaşamayanların getirisi diğerlerini ikiye, iki buçuğa katlıyor. Evet. İnanılmaz bir şey. Evet. Acayip bir coşku. Ve mesela hisseler düşerken ya boş ver battı balık yan gider havası var mesela o odada, öbür tarafta eyvah düşüyor, stres var falan. Bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor, insanlar bir işlem yaparken aslında kendileri yönetmiyorlar. Evet. Kandaki enzimler aslında sizin kararlarınızı yönetiyor. Evet. Adrenalin ne kadar yükselmişse o kadar stres. Evet. O kadar karın ağrısı, evet. O kadar da yanlış, yanlış karar. Evet, yanlış karar çıkıyor. Şu anki dünyadaki resmi size sordum da, dün de yazıyı yazarken aklıma bu geldi. Evet. Bas bas paraları Leyla'ya. Şimdi Fed para basacak. Allah, Mart ayına kadar 500-600 milyar dolar daha gelecek. Bu piyasalara gelecek. Herkes şıkıdım şıkıdım oynuyor. Evet. Bir yandan Amerikan ekonomisi kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Daha fazla para basılacak diye. Adeta bir endorfin hormonu sıkılmış durumda. Evet.
Dün Atilla Yeşil'e de şey yaptı. Kendi web sitesinden bir söyleşi yaptı. Şöyle bir yarım saatlik falan. Atilla bile boğa olmuş. Atilla bile 2 aylık süper bir yükseliş bekliyor borsalarda. Çok güzel bir an yaşıyoruz yani piyasalar açısından. Şimdi genellikle bu gördüğüm resme siz de katılıyor musunuz? Siz nasıl bir resim görüyorsunuz? Küresel altın, emtialar, borsalar, yatırım dünyası olarak, Amerikan ekonomisi, Avrupa, Türkiye, hepsini şöyle bir özetini almak istiyorum. Hocam sizin şu ifadelerinizden iyimser olmak demek ki daha iyi gibi görünüyor. Şu anda da piyasalarda dünden itibaren iyimserliğin daha da arttığını görüyoruz. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi Amerikan ekonomisinde ekonomik veriler bozuk geldikçe herkes zil çalıp oynuyor. Çünkü paralar hala piyasalarda olacak. Biz de pozisyonlarımızı devam ettireceğiz. Hemen risk iştahı artıyor ve dolayısıyla alımlar başlıyor. Ama tabii bu arada bu işi ta başında yönetenler de o alıcılar geldikçe de bir miktar bu nasıl olsa ileride bu parayı çekecekler. Biz şimdiden böyle alıcı bulmuşken bunlardan biraz verelim diyorlar. Evet. Dolayısıyla özellikle altın cephesinde böyle bir konum var. Ama dünya ekonomisine bakarsanız aslında tabii büyüme endişeleri var. Gelen işte gerek dünya ekonomisi, Dünya Bankası ve gerekse IMF'nin raporlarında çok iyimser şeyler yok. Ama kurumsal olarak şu anda dünyada Fed'in piyasaya sürdüğü para bireylerin eline geçmekten ziyade kurumların elinde, özellikle büyük bankaların elinde. Bunlar da bu parayı tabiri caizse zıplatıyorlar. Zıplattıkça da piyasalar zıplıyor, oynuyor ve çok sert yükselişler, sert düşüşler görebiliyoruz. İşte biz bayram yaparken dışarıdaki gelen bu gerek bütçesizliğin önüne geçilmesi, gerekse borç tavanının Amerika'da işte yükseltilmesi kısa vadede olsa bir bayram havası oluşturmuştu. Bu bayram havasına da dün gelen tarım dışı istihdam verisinin olumsuz gelmesi de eklenince bayram sevinci daha da arttı. Böyle bir görünüm var. Bir tarafta dediğiniz gibi işte endorfin hormonunun daha çok yayıldığı bir dönemdeyiz şu anda. Ama bu ne kadar sürebilir? Bu biraz belli değil tabii ki. Bunda bizde de orta vadeli programın yayınlanmasıyla beraber biraz daha temkinli seyrin önümüzdeki dönemde olacağını, bu coşkulara özellikle gelişmekte olan hükümetlerin, ülkelerin hükümetleri biraz daha temkinli yaklaştığını görüyoruz. Çünkü eninde sonunda bu yüksek likiditeyle bu dünyanın ekonomisinin yönetilmesi de oldukça zor gibi görünüyor. Böyle bir görünüm var ama tabii herkes günü değerlendiriyor. Ve dolayısıyla işte örneğin Ekim ayında FED parasal sıkılaştırmaya başlar, bu altın nasıl olsa geriler. Elimizde altın olmasa da biz bunu açığa satarız. O zaman düştüğünde de yerini alırız şeklindeki beklentileri tam tersi gerçekleştirmeler olunca bu sefer onu daha yüksek bir bedelle ödemek zorunda kalıyorlar. Bugünkü yaşananlar özellikle bu. Ay sonuna yaklaşıldıkça ay sonu kontrat işlemleri ve işte pozisyon kapatma işlemleriyle gerek paritede gerekse altında böyle bir hareket görünüyor. Mesela işte parayı sıkıştıracak Ekim ayında, biliyorsunuz Ağustos'tan beri bu beklenti vardı. Ve Euro dolar paritesi, hepimiz de aynı şeyleri düşündük. 1.25'lere gerileyebilir derken şu anda 1.40'lara doğru bir gidiş var. Evet. Dolayısıyla açık pozisyon oluşturmuş olanlar bugünlerde bunu kapatırken oldukça zarar veriyorlar. Yani bana göre büyükler hala para kazanmaya devam ediyor. Küçükler ise bu yanlış veyahut da iyimser beklentilerin bedelini ödemeye devam ediyor. Şey vardı, izlediniz mi? Arabesk diye bir film vardı. Çok sevdiğim bir sanatçı Şener Şen'in, Müjde Arın. Arabesk diye bir film vardı. O filmde hatırlar mısınız? Şener Şen'le Müjde Arın bir türlü kavuşamıyorlar. Ama hani eski Türk filmlerinde yanlışlıkla işte hoş geldin derken başka birisiyle öpüştüğünü zannederek işte Şener Şen kör et beni Allah'ım falan diyor, kör oluyor. Evet. Ondan sonra Müjde Arın diyor ki filmin bir yerinde, ya Şener diyor, sen diyor gördüklerine inanmasana diyor. Benim söylediklerime inan diyor. Ben bu piyasada, yani yıllarca bu piyasadayım. Evet. Gerçekten öğrendiğim bir şey varsa gördüğüne inanmayacaksın. Evet. Yani ne algılatılmak isteniyorsa o algılatılıyor. Evet. Tamamıyla. Gündemi onlar oluşturuluyor.
Ya ben şeyi hatırlıyorum ya. Hatırlıyor musunuz? 1998 yıl ve Rusya krizi var ama onun öncesinde Asya çöktü. Hong Kong çökecek. Evet. O sırada Soros sürekli açıklama yapıyor. Evet. George Soros. Evet. Diyor ki Çin parası da diyor devalü olacak diyor. Ya Çin devalü olacak diye bizim burada borsa felaket satışıyor. Evet. Sebep Çin parası da devalü olursa diğer Asya paralarının hepsi devalü olmuş. Çin parası da devalü olursa aman Allah'ım Türkler artık hiç mal satamaz duruma gelir. Evet. Çin'le hiçbir şekilde rekabet edemez duruma geliriz. Borsaya satış geliyor. Tabii daha sonra ben o para harekatı kitabında o dönemleri çok ayrıntılı incelemiştim. Sonra bir baktım ki Soros meğer Hong Kong'da müthiş dalavere çeviriyor. Çin devalü olacak derken aslında kızım sana söylüyorum gelinim sana da Hong Kong doları da devalü olacak diye bekliyor. Fakat evet. Hong Kong Merkez Bankası Para Otoritesi Başkanı Joseph Yam o sırada Soros'un bütün oyunlarını fark ediyor. İlk defa dünya tarihinde bir merkez bankası girip borsadan hisse senedi alıyor. Evet. Çünkü Soros hisseleri açığa satmış. Hisseler düştükçe para kazanıyor. Diyor ki nasıl olsa diyor Hong Kong dolarını tutabilmek için Merkez Bankası faizleri yükseltecek diyor. Faizler yükseldiğinde zaten hisseler dip yapacak. Oradan faizleri yükseltmezse diyor ben diyor nasıl olsa dolarda pozisyon aldım. Hong Kong doları çökecek. Onu da açığa satmış. Evet. Oradan da para kazanacak. Yani her iki tarafta da para kazanacak. Evet. Ve Soros bunları söylerken biz de buradan ben de o zaman Ekonomist dergisinde yazıyordum. Evet. Yazıyoruz biz de işte. Ya işte Çin'de devalüasyon olursa şöyle kötü olur, böyle kötü olur vesaire. Biz de uzmanız ya. O yüzden evet. Gördüğümün ben artık hep tersini düşünmeye başlıyorum. Evet. Yani sizin şu söylediğiniz, siz yılların tecrübesi. Yani o tahta kalenin var ya, böyle bütün hücrelerinizde hissederek geliyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Genel küresel resmi çok güzel çizdiniz. Aşağı yukarı aynı düşünüyoruz. Evet. Bir tek söylemem gereken şey şu. Bu coşku, bu endorfin ne zaman biter? Ve ne zaman satmaya başlarlar? Dün Kaan diyor ki, yayından çıktık. Ya diyor, biz diyor hani likidite sorununu konuşuyoruz. Hani hangi kağıtlarda girilir, girilmez vesaire. Evet. Yüksek montanlı kağıda bile giriyoruz. 50 milyon dolarlık alım yaptığımızda ben diyor 6 ay uğraştığımı biliyorum çıkabilmek için. İşte not arttırımı gelse de o zaman çıkabilsem şu malları diye düşünüyorum diyor. Şu an bazılarında aynı yani sıkıntı var ya. Evet Morgan Stanley'de çalışırken diminde falan. Yani ama bu zaten bizim bildiğimiz bir şey. Fon yöneticilerinin tabii. Hani bunları fırsat bilmesi. Yani yükselirken satabiliyorlar. Tabii ki. Şu an yabancı oranında da bir tabii. Miktar belki artış olacak ama onlar zamanlamayı iyi beceriyorlar. Şimdi gelelim şu altın işine. Yani bugün evinde altın olmayan bizi izleyen kimse yoktur yani zannetmiyorum. Yani. Evet altın deyince eğer varsa herkes lütfen oraya mail atsın. Ben de altın yok diye mail atsın. En azından bir alyansı vardır. En azından bir alyansı vardır evet. Bu altınla ilgili kısa vadeli perspektif değil de daha uzun vadeli bir perspektif çizer misiniz? Tabii. Ne görüyorsunuz? Siz ne görüyorsunuz? Çünkü evet. Sizin yılların tecrübesi muazzam bir bence şey oluyor. Tecrübeler hayat arabasının farlarıdır diyorum. Teveccühünüz hocam. Evet. Şimdi ondan önce ben şunu söylemek istiyorum. O Hong Kong Merkez Bankası'ndan verdiğiniz örnekle şu andaki merkez bankaların durumları hakikaten çok farklı. Büyük fonların elinde, yatırımcıların elinde, George Soros gibi işte diğerleri gibi yüksek miktarda para var ve merkez bankaları bunları çok fazla ters düşmek istemiyorlar. Alınan kararlar daha ziyade onları biraz daha yumuşatıcı, onları fazla tedirgin etmeyecek bir düzeyde karar alıyorlar. Ve bu nedenle de olması gereken pozisyonlar daha da uzuyor. Daha geç evet. Oluyor. Yani para bir an evvel çekilmesi gerekirken tam tersine daha da uzuyor. Spekülatif hareketler daha da artıyor. Bunlar para kazanmayı da devam ediyor. Bu merkez bankaları ellerini bu büyük fonlara kaptırmış durumdalar. O parayı nasıl çekecekler ben bunu merak ediyorum. Hep üçer aylık... Dün konuştuk zaten. Evet. Böyle bir şey tarihte yok. Evet. Hep üçer aylık vadelerde erteleniyor. İşte yılbaşına kadar çeker deniliyor. Şimdi diyorlar ki işte 2014'ün ilk çeyreğine kadar ancak çeker. O da belli değil yani. O da belli değil. Yani belki aralıkta azaltır yani, ama. Belki yani o da belli değil. Evet. Şimdi tabii bu ortamda spekülatif ortamda hayli gelişmiş durumda. Ama bizim insanımız artık piyasaları veyahut da söylenenleri tersten okumaya alıştığı bir dönem olarak görüyorum ben. Örneğin
biz tabii işlem yaparken tezgahın nabzını da, yani vatandaşın nabzını da tutuyoruz. Ben onu çok merak ediyorum. Evet. Şu an vatandaşın nabzı ne altın konusunda? Şimdi bakın öyle bir, tabii bizim vatandaşımız çok dayak yedi. Hı-hı. Özellikle borsada çok dayak yedi. İşte bir sürü hisse senedi kapandı, hala açık değil. Evet. Diğer taraftan dövizde uzun süre çok büyük zararlar etti. 1700'lerden aldıktan sonra 1250'ye kadar geriledi. Orada da çok dayak yedi. Şimdi altın konusunda da en son 2011'de bir şekilde bir dolduruşa getirdiler. Yani onlara inandırdılar ve 110 liradan da altın, 24 ayar altının gram fiyatından alım yapmış olan çok sayıda insanımız var. Bunlar hepsi bankalardan alınmış. Yani bize gelseydi biz inanın ya bu fiyatlar çok yüksek almayın diyorduk zaten. Ya ben zaten izledim. Sizin bir gün bir haber kanalı, büyük bir ihtimalle Show TV ana haberdeydi. Evet. Buradan artık düşüş olur, yatırımcılar buradan sonra evet almasın dediğini ve evet o 100 lira civarındayken, 98-100 evet lira civarındayken onu dediğinizi kesin olarak biliyorum. Levent Gökten diyor ki, altını nerede saklamalı diyor. Diyelim ki yatırım amaçlı yüklüce bir altın aldık. Nerede saklayacağız? En kötü senaryo, eskiler hep küpe koyup bir yere gömermiş ama en kötü senaryoları da göz önünde tutarak konuşmak gerekirse, altın satın alan küçük yatırımcı bu altını nerede saklamalı? Banka kasaları bile güvenli olmayabilir. Çünkü şubedeki kasalar soyulduğunda hak iddia edemiyorsunuz diyor. Takas bank gibi önemli bir saklama mekanizması var mıdır? Çömleğe koyup toprağa mı gömmeli? Tabii eski sistemler hala devam ediyor ama o kadar da tabii kötümser olmak lazım. Banka kasaları güvenli, daha biraz daha güvenli. Ama esasında altın bankacılığı istenildiği gibi yürüyor olsa, altın bankacılığında altını tutmak, altın hesabında tutmak daha iyi. Ama ne yazık ki dün de bir yine bir bankanın şube müdürleriyle görüştüm. Bakıyorum ki orada sadece banka kar amaçlı işler yapıyor. Saklama evet veyahut da bunu ekonomiye kazandırma veya cari açığı indirme konusunda yardımcı olma gibi bir eğilim içinde olmadıklarını görüyorum. Dolayısıyla o yasa çok da işte şey yapmıyor. O yasa iyi çalışıyor olsa hakikaten bizim bu 3000 ton civarında tahmin edilen yastık altı altınların büyük bir kısmının bankaya akması ve bu şekilde de ekonomiye büyük bir yeni bir kaynak oluşturması aslında mümkün. Fakat ne yazık ki bankalar bu konuya çok fazla sıcak bakmıyorlar. Sadece vatandaştan aldıkları işte bu altınları muazzam karşılık olarak Merkez Bankası'na yatırıp ve oradan kendi paralarını kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi altına gelecek olursak hocam, geçtiğimiz hafta altın 81,5'a kadar geriledi. Ve çeyrek altın da 135 liraya kadar geldi. Daha ziyade halkın nabzını çeyrek altından tutuyoruz. Daha önce Cumhuriyet altından tutuyorduk. Şimdi biraz daha çeyrek altından tutuyoruz. Çünkü ev kadınlarına kadar çeyrek altın ilgileniyor. Evet. Dolayısıyla 135 liraya geldiğinde bir hayli alıcı vardı. Şimdi dün itibariyle 143 liradan işlem gördü. Alıcıdan ziyade satış olmaya başladı. Yani vatandaşın kafasında bir rakam var. Hmm. Örneğin 130 liraya gelse, 120 liraya gelse alıyor, daha fazla alacak. Çünkü 2009 senesinde, 2008'in işte son çeyreğinde, özellikle tabii o finansal kriz sırasında bizim vatandaşımız borçlu yakalandı finansal krizi. Kurumlarımız yakalanmadı ama vatandaşlarımız yakalandı. Çünkü onların araba kredi borçları var, ev kredi borçları var, diğer kredi kartı borçları var. Bunların aman kriz geliyor, biz krizi çok duyarlı insanlarız vatandaş olarak. Çünkü çok krizler yaşadığımız için aman kriz geliyor, hemen işte eşimizden, dostumuzdan, kendi elimizde altınlar falan ne varsa bunları satalım dediler. Ve biliyorsunuz o dönemde 400 ton altın yurt dışına ihraç edildi, bu yastık altından gelen altınlar. Şimdi onların yavaş yavaş yerine konması süreci başladı. Nisan ayında 135 liraya geldiğinde hakikaten yük miktarda altın talebi oldu. Darphane üretimini yetiştiremedi. 1-2 gün içinde 150-155 liraya kadar yükseldi tekrar. Alımlar durdu. Bu sefer beklemeye geçildi. Şimdi 135 liraya tekrar 120 liraya gelse yine alımlar devam edecek. Hep çeyrek altın bazında konuşuyor. Çeyrek altın bazında konuşuyor. O oraya gelmesi demek gram altının da, yani 24 ayar altının gram fiyatı da öyle diyelim, 75-78 liraya gelmesi anlamına gelecek. Dün itibariyle 84 lira 90 kuruştan kapandı. Bugün evet de gerilerse 84, yükselirse 85-50 TL seviyesine kadar gidebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla fiyatlar yükseldiğinde fiziki olarak talebin düşük olduğunu, fiyatlar düştüğünde de
fiziki talebin arttığını ve dış piyasaya göre altının içeride primli işlem gördüğünü görüyoruz. Hı hı. Tabii burada dolar TL de çok belirleyici. Tabii. İşte dolar TL mesela altının onsu 1300-1270 dolara geldiğinde daha önce altın 78 liraya kadar gerilemişti. Çünkü dolar 1.80'di. Ama şimdi 1300'e geldiği zaman dolar 1.98-2 olduğu için ancak 80 liraya kadar veya 82 liraya kadar gerileyebiliyor. Evet, doğru. Bu iki belirleyici unsur var ama vatandaş artık nerede alıp nerede satacağını bize bile danışmadan, sormadan kendisi tahmin edebiliyor. Ama en büyük sıkıntı şu, elinde yüksek miktarda, yüksek fiyattan altın olanlar bu nasıl olsa yükselir düşüncesiyle sıkıntıda da olsa beklemeye geçmiş durumda. Fakat onlar beklemeye geçtikçe zararları da artıyor. Halbuki onlar yükseldiğinde satıp, yani dışarıdaki büyük oyuncular gibi yükseldiğinde satıp düştüğünde tekrar yerine koyma imkanı çok zararı olsa kesinlikle. Bu alsatlarla bandı zararı... Bandı nasıl verebilirsiniz? Mesela o bandı nasıl verebilirsiniz? Gram bazında konuşalım. Gram altın bazında konuşalım. Diyelim ki 80 lira ve altındaki fiyatları alım için kullansınlar. Alım için uygun. 80-78 fiyatları alım için uygun. 88-90 TL seviyeleri de satım için uygun hocam. Anladım. Sayın seyirciler, Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün verdiği kanal şu. 78-80-80'in altı. Belki 80-85 evet. diyebiliriz yani alım için uygun. En alt noktadan almak kimse mümkün kimse değil mümkün yani. Değil. Onu zaten, o kadar tamahkar olmamak gerekiyor. Evet, orada kademeli yapmak evet. lazım o işi. Evet. Hatta yarı yarı satılsa daha da uygun olur. Mesela alınsa. Mesela tabii. 82'ye geldi alacağının yarısını. Evet. 80'e geldi o alacağı diğer kalanın da yarısını. Evet. 78'e geldi tamamını gibi. Evet. Veya 82'den yukarı döndü gidiyor. Hı. Bu sefer kalan yarısını yine al. Evet yani 85'ten evet. satın. 87 illa ben 90'dan Mehmet Ali Bey 90'dan peki, ben oradan şunu satayım demek yanlış olur. O zaman 90 lirada çok güçlü bir direnç mi var? Ve evet. orayı pek geçemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Evet hocam. 90 ne kadar bir süre geçemeyeceğini düşünüyorsunuz? Yani yaklaşık 3 ay içinde o seviyeleri görse ay. Orada geçmekte zorlanır. Ama geçmekte zorlanır. 1 sene 2 sene sonra çok şeyler değişir tabii. Yani. Peki şey şu küresel değil. Gelişmelere bütün evet. bu şimdi altını arttıran iki tane temel unsur var. Evet. Bunlardan bir tanesi... enflasyon. Dünyaya evet. eğer küresel bir enflasyon gelecek olursa evet. altın yükselir. Yani evet. bu hiç kimse tutamaz. Evet. Geçmişte bunun örneklerini biliyoruz. O tarihten biliyoruz. İkincisi de devlet kağıtlarının pul olması riski. Yani evet. güvenilir para kalmaması riski. Evet. Amerika'nın işte borçlarının %100'ü aşmış olması nedeniyle yarın bu borçları ödeyecek mi ödemeyecek mi, temürleti düşecek mi? Daha düne kadar onu konuşuyorduk. Elbette ki düşmeyecektir ama peki o borcu nasıl ödeyeceğini Obama açıklayabiliyor mu? Orta vadeli program hala yok. Açıklayamıyor. Yok. Bütçe açığını nasıl kapatacağını açıklayabiliyor mu? Açıklayamıyor. Çünkü büyüme gelmeden bütçe açığı kapanmaz. Büyüme evet. olacak. İnsanlar para kazanacak, vergi tabii. ödeyecekler. Tabii. Ve senin vergi gelirlerin harcamaların üzerine çıkması lazım. O zaman baksa, üretim de artacak. Tabii o zaman ki, üretim de artacak. Fakat bu sefer şöyle bir kıskaca girildi bence. Evet. Eğer Fed'in basmış olduğu paralar gerçekten bireylere kredi olarak kanalize olabilmiş olsa bu sefer çok hızlı bir büyümeyi getirebilir. Evet. Bu tabii vergi gelirlerini de arttırır, optimist bir durum yaratabilir evet. ama o aşamada basılan parayı çekme hızı çok önemli olacak. Tabii. Eğer yeteri kadar bir hızla çekilmiyorsa bu ciddi bir enflasyon yaratır. Evet. Şeyde. Yani şu an o virüs duruyor. Evet. O şey ortamı bekliyor o virüs. Yani o enflasyon virüsü uygun ortamı bekliyor ve harekete geçecek. Hocam burada sözünüzü hı-hı. keseceğim ama bir şey söyleyebilir miyim? Enflasyon arttığı zaman merkez bankaları faiz artırımına başlayabilir değil mi? Evet başlayabilir. Faiz artırımları altın fiyatının en büyük düşmanı. Evet. Dolayısıyla yani görünen bir kere doğru yönelme söz konusu. Evet. Enflasyon bir derece tabii ki altın olarak para birimlerine güvenin azalmasıyla bir güvenli liman olacak ama eğer faiz artırımları gerçekten böyle reel olarak yükselirse o zaman altın yerine yani karı ne olduğu belli değil çünkü altının ne zaman nereden döneceği belli değil. Faize doğru bir yönelme olacağından beklenildiği kadar altına ilgi olmayabilir tamam. diye de düşünüyorum. Anladım. Dolayısıyla enflasyon ortaya çıkmış olsa bile yine de altına çok fazla yönelme olmayabilir. Yüksek faize gidebilir. Şu an borsada açıldı. Evet.
ve yaklaşık %0.40. Aşağıdan açıldı. Dış piyasalarda genel bir olumsuz hava vardı. O Asya borsalarında bu sabah bayağı bir sert düşüşler vardı. Amerikan vadelilerde %0.35-40 aşağıdaydı. Biz de yaklaşık %0.44 aşağıdan açıldık şu an. Evet. Onu da verelim. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Evet hocam. Evet, altının şeyine baktığımızda, ben altınla ilgili bilimsel çalışmalara baktığımda geçmişte, altını etkileyen en önemli faktör reel faiz. Evet. Reel faizi Amerika'nın artıya getirmesi durumunda, yani artı bir reel faize getirmesi durumunda altının devri bitmiş demektir. Evet. Yani altın o zaman bitmiş demektir. Evet. Ona kesinlikle katılıyorum. Evet. Şimdi benim sadece şu, nasıl ki piyasalar daha Bernanke hani çıkacağız, yani çıkış lafını kullandığı sırada daha Ç dedi, piyasa çöktü. Evet. Yarın diyorum bırak, yani para basmayı azaltmaktan bahsetti adam, evet, sadece. Yani gene para basacağım diyor. Evet. Yani topu topu 60 milyar dolar azaltacaktı 6 ayda, 10 milyar dolar çekse aşağıya. Evet. Daha mevcut parayı çekeceğinden hiç söz etmedi. Ya söz etmediği gibi. Onun da işte şartını verdi. 7'nin altına düşecek diyor. Yani evet. 6.5'a gelecek. Enflasyonu da 2.5'a çıkarttılar. Evet. Orada 3'ü tolere edebilirler. Evet. Peki burada şöyle bir şey çıkıyor. Reel faiz artıya gelmediği sürece altın bana göre hala revaçta olmaya devam eder. Yani evet, reel faiz ne zaman artıya geçmişse, ki bu şudur. 1980'de Amerika %15-16 ciddi bir enflasyon yaşadı. Orada çok ciddi bir parasal sıkılaştırmaya gittiler. Enflasyonu önlemek adına ekonomiyi resesyona soktular. İlk defa Amerika bilinçli resesyon yaşattı ekonomiye o dönemde. Evet. Ve ondan sonra altın çöktü zaten. Evet. Yani o net bir şekilde enflasyonun düşeceği herkes tarafından kabul edildikten sonra altın çöktü. Ama enflasyon düştükçe faizler %15'e çıkmıştı. Evet. %15-16'ya çıkmıştı Amerika'da. Faizler de aşağı gelmeye başladı. Ama reel faiz hep artıdaydı. Artıdaydı, evet. Evet, ama şu zamana geldikten sonra hep negatifte gidiyor. Evet. O anlamda ben şeye evet, enflasyon yükseldiğinde Amerika faizi arttırmayacak. Arttıracak belki ama hiçbir zaman yeterli arttırımı yapamayacak. Hı hı. Çünkü yaptığı anda, yani artıya çektiği anda faiz, reel faizi, bu şu demektir, yeniden ekonomileri resesyona hızlı bir şekilde sokuyor. Yani ekonomideki volatiliteyi çok arttırır. Evet. Ben orada o kadar becerikli olabileceklerini zannetmiyorum. Yalnız hocam şu var, para çekilmeye başladığı zaman, böyle bir hani biraz önce söylediğiniz çeyizi bile birdenbire çöküşe, evet, neden oldu. Herkes parayı tutmaya, parayı elden kaçırmamaya çalışacağı bir ortam olacak ve dolayısıyla paraya koşuş biraz daha artacak. Doğru. Bu da hem altından hem de diğer yatırım araçlarından bir geri dönüş söz konusu olabilir. Yalnız altın için üçüncü bir madde var hocam. Onu da katılacağınızı tahmin ediyorum. Hı-hı. Jeopolitik ve stratejik gerginlikler. Hı-hı. Biliyorsunuz bölgemizde son dönemde İran, İsrail, Suriye ve Amerika ekseninde şiddetli bir stratejik gerginlikler söz konusuydu. Evet. İran'da son yapılan seçimler sonrasında yeni gelen başkanın şu anda Amerika'ya karşı çok iyimser, çok olumlu ifadeler kullandığını, hatta İran halkı Amerika'yı seviyor diyebilecek kadar böyle yumuşadığını görüyoruz. Ve bu da yine Amerika'dan biz bu işi işte enerji sorununu veyahut da nükleer enerji araştırması ile ilgili İran'la olan aradaki gerginliği diyalogla biz bunu çözebiliriz demesiyle beraber altın fiyatlarına olan ilgi bilhassa İran'dan azalmaya başladı. Fiziki olarak bu da var. Yani bu bölge eğer sulh olursa hem enerji fiyatlarında biraz daha gerileme, evet, petrol fiyatları, hem de altına olan ilgi biraz daha azalacak. Artı son dönemde biliyorsunuz gelişmekte olan ülkelerde ihracat veyahut da cari açık konusu gündemde ve Hindistan dünyada en çok altın tüketen bir ülke olmasına rağmen son dönemde cari açığın yüksekliğini önleyebilmek için Hindistan altın ithalatına da vergiyi artırdı. Hmm. Bunlar önemli. Burada sadece Çin'in ne kadar altın alacağı veya aldığı önemli. Bu da önümüzdeki dönemde yayınlanacak. Eğer bu yüksek olursa demek ki Çin altın almaya devam edecek falan. O belki altını biraz daha destekleyebilir. O zaman Mehmet Ali Bey şöyle, ben şimdi altın konusunda
sizin kadar kesinlikle orada hani Hindistan ne kadar altın alıyor, Çin ne kadar altın alacak veya işte ne kadar bir talep azalması oldu, İran'dakiler, onları siz çok ayrıntılı bu günlük bültenlerinizde sürekli olarak veriyorsunuz. Evet. Bunları insanlar okuyabilir mi? Üyelik var hocam, üyelikle okuyabilir ama ayrıca benim her gün video olarak verdiğim bir şey var. Şeyde, yorumlarımız var. Anladım. Goldpara.com. Goldpara.com'da var. Goldpara.com'da bu Mehmet Ali Beylerin bu bütün altınla ilgili dünyada altın ne olacak, nereye gidiyor? Hem günlük hem... Günlük genelde veriyoruz, her gün veriyoruz. Evet, veriyorlar. Oradan üyelikle izleyip okuyabilir. Hem video görüntüler olarak, sözlü olarak veriyoruz hem de böyle yazılı olarak veriyoruz. Evet. Şimdi o zaman benim anladığım şu mu? Yani ben doğru mu anlıyorum sizin mesajınızı? O zaman önümüzdeki 2014 içerisinde de bu para çekilmesi, parasal genişlemenin zayıflatılması ve ondan sonra da şeye geçiş dönemi, parayı çekme dönemi. Evet. Basılan parayı çekme dönemine vesaire girileceği için öyle bir dönemde o zaman altının yukarı potansiyeli dolar bazında en azından, ons bazında çok düşük. Peki en yüksek seviye ne görüyorsunuz orada? Yani dolar bazında hani bu senaryo çerçevesinde, hani bu senaryo değişirse o zaman farklı bir senaryo oluşacak. Bu senaryo çerçevesinde en düşük mü soruyorsunuz? En yüksek ons fiyatı ne olabilir? En yüksek ons fiyatı 1500 dolar olur hocam. 1500 dolar. Buraya geçmekte zorlanır. Bu senaryo içerisinde en yüksek olabileceği, görebileceği yer 1500 dolar. Bugün 1.98'den veya 2 dersek biz. Evet. O zaman o gramı da kaç liraya geliyor? İşte o zaman da 90-95 liraya falan gelir. Tamam. Evet. O zaman sizin öneriniz maksimum 100 lira olur yani. Maksimum 100 lira olur. Şimdi hesap yapmadım ama anladım. Maksimum ben şöyle bir şey yani vermek 95'te istiyorum. 95'te çok sıkıntı var. TL olarak tabii yani şey var. Senaryo değişmediği sürece, bu kafamızdaki senaryo değişmediği sürece ki ben uzun vadede aslında altının hani dünyaya çok ciddi bir enflasyon geleceğini düşünüyorum. Evet. Ve enflasyon şöyle bir şeydir. Enflasyon bir saman alevi gibi anında parlar. Daha doğrusu bir benzin gibi anında parlar. Ve bunu geri çevirebilmek gitgide zorlaşır. Evet. Yani o sırada faizi de arttırsanız ne yaparsanız yapın geri alamazsınız. Evet. Sebebi de şeydir. O geri alabilmeniz için bastığınız parayı daha hızlı çekmeniz lazım. Evet. Orada ikilemde kalacaklar. Evet. Yani orada o işi yürütemeyecekler diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki orta uzun vadede dünyada çok ciddi çalkantılar olacağını ve doların mutlaka sorgulanacağını. Evet. Çünkü Fed hiç kimseye çaktırmadan dünyaya Amerika'nın borcunu ödetebilmek için %2.5'a çıkarttı şeyi. Evet. Enflasyon hedefini. Evet. Hani çaktırmadan 2.5 yaptı. Evet. Bunu 3 olsa bile kimse bir şey demeyecek. Evet. Ama Amerika gibi bir yerde %0.5, %1 enflasyon, 1.5 enflasyon olan bir yerde 3'e çıkması %100 artış demektir. Tabii. İnsanların geleceğe ilişkin beklentilerini değiştirir. Yani Amerikalılar da gider pirinç alır, makarna alır, bilmem ne yapar, enflasyondan kendini korumaya çalışabilir. Asıl tehlike ekonomilerin canlanması, vergi gelirlerinin artması vesaire değil. Bir yandan %2-3 büyüme olurken diğer taraftan enflasyonun %3'e gelmesi. Asıl büyük tehlike bu. Evet. Büyüyormuş gibi görünse bile cebinden para çıkmış olacak. Ben işte 70'li yıllarda yaşanan bu olayın tekrar yaşanacağını düşünüyorum. Yani stagflasyon dediğimiz bu durgunluk içerisinde enflasyon. Yani ekonomi bir türlü gene büyüyemeyecek ama yavaş yavaş enflasyon tırmanmaya başlayacak. İşte o altına ben hala yarayacağını düşünüyorum. Yani bu süreç yalnız 6 ay değil. Önümüzdeki 2 sene. Ben altının o anlamda dolardan da kaçış olabileceğini. Çünkü ikili ticaret anlaşmaları yapılmaya başlandı ülkeler arasında. Çünkü dolara güven azaldı. Güven azaldı. Doğru. Dolayısıyla rezerv para yoksa yerine ne koyacaksınız? Yani rezerv para tabii bir anda ortadan kaybolmayacak ama güven azalıyorsa ben altın versem kabul eder adam. Tabii. Şeyde. O anlamda ben biraz sizden şöyle ayrışıyorum. Hı hı. Şeye katılıyorum. Kısa vadede yani ortanın kısasında faizlerin artmaya başlaması altını hızla aşağı vesaire çeker. Ama geleceğe baktığımda şöyle trendinin 1200 dolarlardan, 1100 dolarlardan itibaren yine böyle yukarı bir trend içerisinde olmasını bekliyorum yeniden. Onun temel gerekçesi de stagflasyon yaşanacağını beklediğim için. Evet. Hem %3'ten fazla büyüme olmayacak, 3.5 olacak en fazla. Hem vergi geliri artamayacak, borçlar artmaya devam edecek. Hem de
enflasyon yavaş yavaş baş gösteriyor. Bu senaryo altın için olası en muhteşem senaryo. Yani altın için. Hocam şu anda altın zaten çok pahalı. Neden pahalı biliyor musunuz? Topraktan çıkış maliyeti herkes başka bir şey söylüyor ama bizim yıllardan beri bildiğimiz 400 dolar ton yani şeyde. O bir şey yayınlandı Mehmet Ali Bey. Gazetelerde birçok altın madeninin çıkış maliyeti ortalama hani finansmanda kullandığı da 1000 dolar, 1100 dolar civarında. Hocam şimdi fiyatlar yükselince o zaman ne oldu? 1700-1922 dolara kadar yükseldi biliyorsunuz. Maliyeti yüksek olan ocaklar da çalıştırılmaya başlandı. Ama genele baktığınızda mesela Rusya'da 250 dolara kadar olan ocaklar da var. 400 dolar ortalama. Ama bunun üzerinde dünya ortalaması. Evet, dünyadaki altın çıkarma maliyetleri size, 400 dolar. Mesela altın 1000 dolar 1200 dolara geldiği anda bizim burada yani Türkiye'de çıkartılan altından bahsediyorum. 1 gramlık şeyi çevirmenin bir anlamı kalmıyor. İşte yüksek maliyette olan ocaklar var hocam. Onlar bu dönemde çalışıyor. Dünyada genel olarak denk değil midir bu? Şimdi çok kolaydan aslında çıkartılanlar var. Aslında bunu patrona sormak lazım. Evet. Akın Bey'e sormak lazım. Çok kolaydan çıkarılanlar var. Çok zordan çıkarılanlar var. Evet. Petrolde de öyle değil çünkü mi hocam? Çünkü benim bildiğim maliyetler oldukça yüksek Türkiye'de. Yani benim bildiğim 1000 dolar. Ama Türkiye'nin çıkardığı miktar çok fazla değil. Yıllık 30 ton. Çok değil. Evet. Şey değil ama biz Türkiye 250 ton altın tüketiyor yıllık ortalama hani kriz dönemlerini geçerseniz normal ben dönemde böyle. Ben şeyi bulmaya çalışıyorum. Küresel olarak gerçekten altının çıkartılma maliyeti 400 dolarsa eğer evet. O zaman bu benim bütün hikayemi değiştirir. Yani şu anda altın o bakımdan çok ucuz değil yani ucuz olmuş olsaydı o zaman belki hani yükseliş eğiliminde olurdu ama... Mesela şöyle söyleyeyim, 2 dolar 5 dolar arasında Suudi Arabistan'da petrol çıkarılabildiği gibi Kanada'da 50 dolara da çıkarılan yerler var. Biliyorsun işte 100 dolara çıkınca o 50 dolarlık ocaklar da şeyler de kuyular da çalışmaya başladı. Hmm. Yarın altın fiyatları örneğin 775 dolardan yükselmişti biliyorsunuz. O seviyelere geldiği zaman o 1000 dolar 1200 dolarlık maliyetli olan ocaklar çalışmamaya başlayacak. Çünkü yüzeyden altın çıkarılan yerler var Afrika'da yüzeyden. Hmm. Suyun içinden çıkarılanlar var. Çok derin yerin altından çıkarılan yerler var. Evet. Dolayısıyla bunlar bir noktada fiyatın net bir şekilde oluşmasında ortalama Zeki bir şey oluşması zor oluyor. Merhaba hocam 22 ayar bilezik alırken pahalı satarken işçilikten dolayı bayağı ucuz alıyorlar. Yatırım için uygun mu diyor? Bence değil değil mi? Yani 22 ya hocam ya 22 ayar bileziğin alım satım arasındaki farkı %10'dur ya. Yani %10. Çok fark bir şey değil yani. 80 liraya alıyorsa 72 liraya satar. Kullandıkça da bu kadar zaman sonrasında %10. Da satar. En fazla %10'dur. Alınma satım arasındaki fark. Tamam, en fazla %10'dur ama şimdi yatırım için almaya kalksa adam %10 zararda zaten aldığı an. Tabii yani ama yatırım kullanılacak için bir şey alıyor hocam. Çünkü altın bir kullanılmayan cumhuriyet altını şeklinde veya külçe altını şeklinde olanı var ki bunu kullanmıyorsunuz. Bunun evet. Alım satımındaki fark %1'dir. Hı hı. Ama bir de orada katma değer oluşturulmuş, şekil verilmiş, bir emek sarf edilmiş, bir sürü işlemlerden geçmiş ve bunun üzerinden de birkaç el para kazandıktan sonra vatandaşın eline geçiyor. Orada tabii bir artık evet. Katma değerli olan bir emtiayı almış oluyorsunuz. Mustafa Doğdu demiş ki evde altın biriktirmek hırsıza sermaye biriktirmeye benzer demiş. Cihan Çağatay da demiş ki dolar TL 1.92 olsa altın 1350 doları geçip 1380'e ulaşsa gramın fiyatı 85 lira olur diyor zaten. Şu an aynı fiyat ve fırsat yok demek ki diyor. Ama bugünkü programdan... Bu hesapları yapıyorlar işte hocam. Evet yapıyorlar. Bugünkü programdan şu ortaya çıktı evet. En azından. Bir kere kısa vadede, kısa vade dediğimiz önümüzdeki 6 ay en azından. Evet doğru. 90 lirayı bir satış fırsatı olarak kullansınlar. 80'in altına gelince alsınlar. Böylelikle evet. Maliyet düşürmüş olurlar. Sattıktan sonra da gidiyor diye de peşinde takılmasınlar bence. Evet. Ve sizi izlemeye de devam, evet. devam etsinler. Evet. Hocam bir de şunu söyleyeyim. 10 seneden beri, 11 seneden beri altın yükseliyor. Geçtiğimiz 10'lu yıllarda da aynı şey olmuştu. Evet. 100 dolardan altın 840 dolara kadar yükseldi. Oradan bir sonraki 10 yıl içinde tabii bu Amerikan faizleri biraz önce sizin söylediğiniz gerekçeler de evet. gelişmesinden dolayıydı. Yoksa durup dururken olmadı.
Oradan da 275 dolara kadar geriledi. Evet. Bakın hani 1200 dolar maliyetli olanlar onu nasıl sattılar o fiyata? Mümkün değil. 250 evet. dolar olan ocaklar var çünkü. Yani siz uyarıyorsunuz aslında altın konusunda şu an çok da iyi bir yatırım aracı olarak görmüyorsunuz. Evet altın. Şu anda bence evet. trend bitti. Evet. Biraz daha beklemek gerekir diye evet, düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler altına çok soru geliyordu. Ben de dedim ki uzmanını çağırayım ve bir programı sırf altına ayıralım. Ve altına ayırdık. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'de çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim, sağ olun. Yarın sabah yeniden birlikte olmak dileğiyle Paranın Rotası'nda. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.